Bir önceki videoda şu teoremi ispatlamıştık. Eğer şuradaki gibi O merkezli bir çemberiniz varsa ve bu çemberin merkezinden OD yarıçapını AC krişinin tam orta noktasından geçecek şekilde çizersek bu demek oluyor ki OD AC'yi ortadan ikiye bölüyor. Yani AB ve BC birbirlerine eşitler. Ve bu durumda OD yarıçapı AC kirişine diktir. Evet bunu daha önce ispatladık. Kısaca bir çemberdeki herhangi bir kirişin orta noktasına merkezden çizilen yarıçap kirişe diktir. O videoya bakabilirsiniz veya sadece merak ettiğiniz için kendiniz ispatlamak isteyebilirsiniz. Videoyu bulmak için Kan Akademi'de küçük bir arama yapmanız yeterli. Bu videoda yapmak istediğim şey ise bunun tersi diyebilirim. Eğer OD'nin yarı çap olduğunu biliyorsak ve bu yarı çap krişe dikse krişi 2 eşit parçaya böler. Evet bu videoda şu an tam olarak bunu ispat etmek istiyorum. Burada yarıçapın krişe sadece dik olduğunu biliyoruz. Burada ise yarıçapın krişin orta noktasından geçtiğini farz edip. Bu durumda yarıçapın krişe dik olduğunu ispatladık. Evet bu bir önceki videodaydı. Şimdi ise dik olduklarını varsayıp yarıçapın krişin tam ortasından geçeceğini ispatlayacağız ve bunu da bir önceki videoda yaptığımız ispattaki gibi yapacağız. Üçgenler hakkında çok fazla şey bildiğimiz için bazı üçgenler inşa edeceğiz. Şimdi OC ve OA yarıçaplarını çizerek bu üçgenleri oluşturalım. Bu oldukça güzel ve faydalı çünkü bu iki yarıçapın da aynı çembere ait olduğunu biliyoruz. O halde bu ikisi eşit uzunluktadır. Aynı çemberin üzerindeki yarıçap uzunlukları değişmez, öyle değil mi? O halde bu ikisi eşit uzunlukta. Bunun nereye gittiğini anlamış olabilirsiniz. Şuraya da M diyelim. Evet, umuyoruz ki bu AC'nin orta noktası olacak. Beklenti bu. AMO üçgeni dik bir üçgen. Burası da hipotenüs. AO bu üçgenin hipotenüsü. OMC üçgeni de bir dik üçgen. Hipotenüsü tam olarak burada. Ve iki dik üçgenin hipotenüslerinin aynı olduğunu ve ikisinin de aynı dik kenarı yani OM kenarını paylaştığını görüyoruz. Önceki videolardan birinde e, bunları açıkladığımız video ile aynı videoda değil ama daha önceki bir videoda sanırım videonun adı kenar kenar açı neden geçerli bir varsayım değildir. Evet buydu KKA neden geçerli bir varsayım değildir idi. O videoda kenar kenar açının bir postulat olmadığını söylemiştik. Ve aynı videoda bir de DKH yani dik açı kenar hipotenüs ilkesinden bahsetmiştik ve bu geçerli bir varsayımdı. DKH bize eğer iki dik üçgen varsa ve bunların birer kenarları orantılı iken hipotenüsleri de aynı orana sahip ise bu üçgenler benzerdir diyor. O halde şimdi AMO bir dik üçgen, CMO bir dik üçgen. İşte tam burada MO kenarı ikisinin de ortak kenarı ve ikisinin de hipotenüsleri eşit uzunlukta. O halde DKH'den dolayı yani dik açı kenar hipotenüsten dolayı AMO o üçgeninin CMO üçgenine eş olduğunu söyleyebiliriz ve eğer onların eş olduğunu biliyorsak karşılıklı tüm kenarlarının da eş olduğunu biliyoruz demektir. O halde AM kenarı bunu farklı bir renkle yapalım. Evet, AM kenarı MC kenarı ile eştir. AM kenarının uzunluğu MC kenarının uzunluğuna eşittir. Çünkü bu kenarlar eş. Üçgenlerin eşliğinden yararlanarak bunların da eşit olduğunu gördük ve eğer onlar eşitse biz OD'nin AC kenarını ortaladığını artık biliyoruz. Bunu dik açı kenar hipotenüs DKH eşliğini kullanmadan ispatlamanın bir yolu ise doğrudan Pisagor teoremini uygulamak. Buradaki iki yarıçapı çizdikten sonra burada OA'nın şurayı ayırayım. Bu teorem ispatlamanın bir başka yolu. OA'nın OC ile eşit olduğunu biliyoruz. OM'nin de kendisine eşit olduğunu biliyoruz, değil mi? Evet, kendi kendine eşit ve biz Pisagor teoreminden biliyoruz ki AM'nin karesi artı OM'nin karesi eşittir OA'nın karesi. İki dik kenarın karelerinin toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşit. Bunu AMO üçgeni için biliyoruz. Şimdi aynı ilişkiyi CMO üçgeni için kuracağız. Evet, CMO üçgeninde cm'nin karesi artı om'nin karesi oc'nin karesine eşit. Şimdi birkaç şey daha biliyoruz. oa'nın oc ile eşit olduğunu biliyoruz mesela değil mi? E, tam şurada oa'nın karesi var. Bunu OC'nin karesi ile değiştirebiliriz. Şimdi olayın nereye gittiğini iyice görmeye başladınız değil mi? CM ve AM'nin de Aynı olacağını görebilirsiniz. Biraz daha formal bir şekilde yapmak isterseniz eşitliğin her iki tarafından OM'nin karesini çıkarabilirsiniz. Ve şimdi AM'nin karesi eşittir. OC'nin karesi. Buraya eşitliği yazmıştım. Eksi OM'nin karesidir. Burada da OM'nin karesini denklemin iki tarafından çıkarırsak CM'nin karesi eşittir. OC'nin karesi eksi OM'nin karesi olacak. Her tarafında kare kökünü alırsak burada sadece pozitif köklere bakmamız yeterli. Çünkü uzunluğun negatif olmasını istemeyiz. Eğer her iki tarafında kare kökünü alırsak AM bunun kare köküdür. Aynı zamanda CM'nin de bunun kare köküne eşit olduğunu görürüz. O halde bu iki uzunluk eşittir. AM ile CM eşit olmak zorunda. İkisi de şuradaki uzunluğa eşit. O halde AM ile CM eşit. Yani M kenar orta olmalı. Eğer iki farklı dik üçgende iki dik kenar eşitse bu dik üçgenler birbirine eştir. Üçüncü kenarı bulmak için her zaman Pisagor teoremini kullanabilirsiniz ve üçüncü kenar diğer ikisi tarafından belirleneceğinden aynı değeri alacak. Sonuç olarak artık gayet rahatça konuşabiliriz. Eğer OD burada dik ise kesinlikle bu kirişi ortadan ikiye ayırır.